Merhabalar. Bugün yine Alemdağ Ormanı'nda klasik orman turumuza çıktık. Yalnız bugün tuhaf bir şeyler var. Ormana giderken aslında aklımda bir takım şeyler vardı. Şu an kaydedildi değil mi? Evet. Benim bisikletim Kronix C800, Anneminki de Merida Big 7600. O yüzden ben bugün turda o ikisini karşılaştırmış oldum. Şimdi baktığın zaman XC800 ve XC2000 arasında Fiyat farkı büyük. Vites sistemleri birbirinden çok farklı kabul ediyoruz. Kadroları farklı. E, lastikleri aynı. Maşası ve şeyi e, amortisörü aynı. Tamam mı? Öyle olunca, evet biraz fark olabilir ama ne kadar fark olabilir? Fiyat farkı büyük. Benim bisikletimle babamın bisikleti arasında gerçekten çok büyük bir fark var. E, fren olarak, kadro olarak, ondan sonra. E, konfor olarak gerçekten o kadar büyük bir fark var ki, fiyat olarak da bayağı büyük fark, büyük bir fark var. E, bisiklete ilk bindiğim andan itibaren tamamıyla farklıydı yani. Benim bisikletimle arasında o kadar çok fark var ki hiç, yani anlatmaya yani hiç kelimeler yetmez. O kadar diyeyim aşırı farklıydı. Dediğim gibi bisiklete bindiğim andan itibaren fark ettim. Yokuş performansında e, birazcık daha XC e, 2000 iyiydi. Yani 27 vitesle 30 vites arasındaki farkı hissettim. Yani rubleden daha da fazla ses çıktı takır tukur. Ee, yokuşta vites değiştirmek çok doğru değil. Yokuşun öncesinde doğru vitesi bulmak lazım ama e, yine de ihtiyaç olduğu anda değiştiriyorsun. Şimdi SLX'deki o rahat geçiş Alivio'da yoktu. Bunu kabul etmek lazım. Alıştım frene. Biraz uzun sürdü oraya giderek kadar alıştım ama gerçekten çok büyük fark. Hidrolik frenle V frenin arasında. Çok büyük bir fark var. Öncelikle bisiklet daha atılgandı, hani daha rahat, nasıl anlatsam bilemedim. Hani o kadar hafif olduğu için belki de onun nedeni olabilir. Sanki biraz XC2000'in frenleri daha güvenliydi, daha güvenliydi. XC800'de o kadar frenlere güvenemedim. Yalnız şöyle de bir şey var. Hem yokuşta hem de inişlerde aslında ben. Ee, diz kapağımdaki sakatlığımdan dolayı çok temkinliydim. Hem temkinli gidiyordum hem de ee, temkinli gidiyordum. Ağırlık olarak da çok büyük fark vardı. Mesela ben önceki bisikletimi kaldıramıyordum. Böyle ön, mesela ön kaldıramıyordum. Böyle zıplayamıyordum çok. Bu bisiklete geçince daha güzel böyle kadrosla daha şık olduğu için daha güzel bir şey yapıyor? Benim bisikletim Merida'dan daha ağır. O yüzden arada 4 kilo fark var ve bu kendini bayağı fark ettirdi. Pedala bastığım anda hani öne atıldı direkt. Benimki de biraz daha ağır ağır böyle hani başlıyordum bisiklet sürmeye. Bununla bir an ileri atılınca tabii beklemiyordum onu. Daha çıkarken yokuşta hani olur da çıkamam diye düşürdüm bayağı vitesi. Ama hiç gerek yokmuş. Yani benim bisikletimde atıyorum 1'e e, 3'te çıktığımı annemin bisikletinde hani 4'te falan çıkabildim. Ha şöyle bir şey oldu. Onu, onu, onu unutmamak lazım. Tam da aslında Alemdağ Orman turumuzun sonu Başlangıcı da orası, sonu da orası. Çok güzel. Küçük bir patika, yokuş yukarı çıkıyorsun ya. Ondan sonra orada e, inanılmaz taşlıklı bir bölüm var. O taşlıklı bölüm de yokuş aşağı olduğu için e, günün sonunda oradan salıyoruz aşağı doğru. İşte bence en büyük fark oradaydı. Yani e, gerçekten ellerim, kollarım acıdı. Yani çok sarstı beni. Şimdi düşünüyorum, lastikler aynı. E, Maş'a şey aynı bu iki bisiklet arasında amortisör fark neydi niye bu kadar sarstı niye bu kadar dengesiz hissettirdi bana muhtemelen kadro diyeceğim muhtemelen kadro. E, mesela yokuş yukarı ben çıkarken çok e, vites değiştirmedim değiştirdim bir kere bir e, nasıl demiş diye bakayım direkt geçti yani o kadar güzel bir şey vardı ki geçiş hissiyatı ve şeyi. Benim bisikletimde gerçekten biraz zor. Ee, o yüzden önceden şey yapmak gerekiyor. Vites ayarlamak gerekiyor. Ama o viteste tık diye hemen geçiyor ve o kadar güzel hissiyatı var ki baya yani bayağı güzel oluyor. Vitesle bunları söyleyebilirim. Frende frende bir fark olmadı yani. İki bisiklet arasında özetle neler farklıydı diye bir toparlamam gerekirse aslında vites sistemiğinde ciddi farklar hissettim. Benim bisikletim artık yok sattık. Evet, onda çok güzel e, anılarım vardı. Yani bisiklet hayatımın hepsi neredeyse onunla geçti. Çoğu diyeyim. E, güzel bir Çocuk bisikletti. Çocuk bisikleti, bayağı güzel bisikletti yani çok seviyordum. Normalde e, o orman turundan sonra birazcık hani bacaklarım sarsıntıdan kollarım ağrıyordu. Yine ağrıdı ama e, kendi bisikletimdeki kadar olmadı. Babamın anlattığı gibi o son inişte ben de saldım. E, kafam falan bayağı sarsıldı ama kollarım da o kadar hissetmedim açıkçası. İki bisikletin arasındaki fark değil ama e... SPD kilitli pedalla kilitsiz pedal arasındaki farkı söyleyebilirim. Çünkü e, senin bisikletinde kilitli pedal yoktu. Ben de o gün Arda'ya bisikletimi verdiğim için kilitli pedalsız bir e, dağ bisikletine bindim uzun zamandır. Çok şey fark ediyormuş. Bisiklet artık benim oldu. Babamın bisikleti benim oldu. E, galiba benim oldu. <laughs> Amortisörün farkını ben yokuşları çıkarken fark ettim. Çünkü yokuşlarda çok büyük taşlar var. Onların üstünden geçerken kendi bisikletimde biraz daha fazla çevirmem gerekiyordu pedalı ama sanki e, annem bisikletinde düz yolda gidermiş gibi yokuş çıktım. Yani benim en çok farkı fark ettiğim yer e, yokuşlar oldu. Vitesi olsun amortisör olsun. En çok orada fark ettim ve yokuş çıkarken normalde yorulurum. Hani pek sevmem yokuş çıkmayı. Ama annem bisikletini sanki düz yolda gidiyormuş gibiydim. Pedallar ayağımdan kayıp gidecekmiş gibi. O kadar o bağlanmaya alışmışım ki yokuşta inerken falan kilitli pedalı aradım. O vardı. Yine iki bisiklet arasındaki farka aslında dönmek gerekirse dediğim gibi vites sistemi en büyük fark. Frenler biraz fark ediyor gibi. Ama onu çok ciddi bir fark olarak söyleyemeyiz. Kadro önemli bir fark. Bir kere senin bisikletinin kadrosu benim XC 2000'den biraz daha büyük. Belki bana daha uygun bir bisiklet olmasına rağmen iyi hissettirmedi o kadro. Onu söyleyebilirim. Onun dışında çok büyük bir fark gözlemledim. Zaten ben biz çocuk bisikletiyle XC 100 ile XC 2000i karşılaştırıyorum. Arada dağlar kadar fark var. Ondan dolayı yani karşılaştırmak biraz komik oluyor ama. 11 vites olması dağ bisikletinde bence daha güzel bir olay yani. Aslında iki bisiklet arasındaki fiyat farkı kendini çok fazla hissettirdi mi bana? Hissettirdi. Yani XC 2000'de daha konforlu, daha güvenli, daha rahat hissediyordum. Daha keyifliydi genel olarak. XC 800'de ben onu o kadar hissedemedim daha yollarında. Benim kendi bisikletimden XC2000 e, XC 2000'e geçince bir tabii büyük olduğu için bir garip oldu. Ama ben zaten alıştığım için yani bazen büyük bisiklet sürdüğüm için babamın bisikletini, annemin bisikletini, ablamın bisikletini bindiğim için küçük bir alıştım ondan sonra XC 2000'e de. Yani gerçekten şeyde de bayağı büyük fark var arada büyüklük olarak bisikletlerin. Önde vites olmamasının şöyle bir güzelliği vardı. Hiç kaçıncı vitesteyim diye düşünmedim. Hani şey olmadı. Şimdi hani üçüncü vites al, şey mesela 7'ye geçmek istiyorum. Şimdi üçüncü vites alayım gibi hani öyle bir düşünce olmadı. Sadece o an hani nasıl hissediyorsam ona göre vitesi arttırdım ve düşürdüm. Kadro böyle bir, bir garipti. XJ2000 yumuşak, güzel bir kadro. Ondan sonra şey... E kendimi daha iyi hissetmedim. Yani evet yine fena bir bisiklet değil ama e, ikisi arasında kadro anlamında ciddi bence fark vardı. Bana pek uymadı belki. Zaten şeyi de çok sevmiyorum. Annenin bisikletindeki geniş gidon var ya ben öyle bir daha bisikleti istiyorum. Bunlar çok dar. İnerken yani bir şey Fark etti aslında evet, süspansiyon olarak arada da büyük bir fark var. <laughs> Çok güzel yani bisiklet. <laughs> Başka bir şey aklıma gelmedi şu an. Amortisör olarak da bayağı büyük bir fark var. Ee, XC2000'de açılıp kapanabiliyor, ee, ya, kilitlenebiliyor. Ee, XC100'de hiç öyle bir şey yok. Evet yokuşlara rahat çıkıyoruz ama e, tabii sonuçta e, vitesin 11 vites olmasında şöyle bir kötülüğü var, düz yolda fazla hızlanamıyorsun. Hani ormana doğru giderken e, asfalt yolda e, ben son viteste olmama rağmen size birazcık zor yetiştim. Kilitlenmiyor. Hatta yok gibi bir şey yani böyle duvara çarpıyormuş gibi bir hissiyat oluyor. E, yani çok zor içine geçiyor böyle. Daha önce e, annem bisikletinde bu kadar detaylı bir deneyim yaşamamıştım. Hani velodromda birkaç tur atmıştım tamam ama ormanda hani iki saatlik sürüş kadar tabii hiç e, öyle bir etkisi olmamıştı o sürüşün. Tarık şey 2000'de gerçekten böyle abanınca böyle çok güzel geçiyor. Annemi bisikletinde kullandıktan sonra artık yol bisikletinden iyice vazgeçtim diyebilirim. Gerçekten iyiydi yani. Daha bisikleti fazla konforlu olduğu zaman başka bir zevk veriyormuş. Onu fark ettim. O yüzden... <laughs> tamam, vazgeçtim artık. <laughs> Annem bisiklet çok güzeldi. Ne oldu Derin? Bir şey olmadı. Ne oldu? Bir şey olmadı. Nasıl bir şey olmadı? Yoruldum. Ter içinde kalmışsın. Evet. Bisikletinden indin mi yoksa? İndim. Bisiklet üstüne bindiğimden beri yokuş çıkıyoruz yani. E Alem Dağı Ormanı böyle yokuş çeşmeye giderken. Evet. Bunlar basit yokuşlar ama bunlar çeşmeye da çok. Çeşmeye geçtik ama. O küçük çeşme. Esas Yok. büyük çeşme. Ama küçük çeşmeye gideceğiz. Yani. Ne yani şimdi küçük veya büyük çeşme arasında tartışma mı yaşayacağız? Ay hep böyle yapıyoruz. Ha, şimdi işte. Kim böyle yapıyor? Hep böyle yapıyoruz. Yok yokuş bitti tamam hadi. böyle